Yes. Yesrib, Arabistan'ın kuzeyinde bulunan Medine'nin eski ismidir. Sulak ve verimli topraklara sahip bir vaha olan Yesrib'in doğusunda Vekim, batısında Vebra haraları bulunur. Vekim, verimli toprakları ve mimarisiyle daha ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. 11 kilometre kuzeyinde meşhur Uhud Dağı, güneydoğusundaysa Eyr Tepesi vardır. Ayrıca Besen, Müsenib, Mahsur ve Akik gibi pek çok vadiye sahiptir. Bu vadiler güneyden kuzeye doğru ilerler ve Mültekal Lesyel denilen noktada birleşir. Yesrib ismine Maine edebiyatında çok defa rastlanması şehrin tarihinin çok eskilere dayandığını göstermekle birlikte arkeolojik bulgulara ulaşılmamıştır. Yesrib'in Yahudileri. Muhammed. Yahudilerin Hicaz'a, özellikle de Yesrib'e ne zaman ve nereden göç ettiğine dair muhtelif görüşler mevcuttur. En fazla kabul göreni, göçlerin milattan sonra 1 ve 2. yüzyıllarda gerçekleştiği yönündedir. Yahudiler, Romalıların kıyımından bilhassa da milattan sonra 70 yılında İmparator Titus'un kanlı bir biçimde bastırdığı ayaklanmadan kaçarak bu topraklara yerleşmişlerdir. Ardından 132 yılında Hadrian Krallığı döneminde bir başka göç dalgası daha gelmiştir. Roma İmparatorluğundan uzak, yeşilliği bol ve Şam'a giden ticari kervanların geçiş güzergahında bulunduğu için Yesrib'e yerleşmeyi tercih etmişler. Nadir ve Kureyza Yahudileri en verimli yer olan Vekim'e yerleştiler. Orada yerleşmiş bulunan bir diğer Yahudi kabilesi ise Beni Kaynuka'ydı ki bu kabilenin Yahudileşmiş Araplar olduğu ve Hicaz'a göç ettikleri yönündeki görüşler oldukça yaygındı. Kaynaklar Yesrib'deki Yahudilerin sayısını vermemekle birlikte peygamberin hayatını anlatan siyer kitapları her bir Yahudi kabilesinin savaşçı sayısının yaklaşık 2000'i bulduğundan söz etmekteydi. Bu sayı kitabında 20'ye yakın kabile zikreden Samhun'in andığı Yahudi kabileleri içermemektedir. Bizim söz edeceğimiz Yahudi aşiretleri Beni İkrime, Beni Muhammer, Beni Zure, Beni Şuteybe, Beni Yüşem, Beni Behdem, Beni Av, Beni Selabe, Beni Kuseys ve diğerleridir. Yesrib toplumu, ekonomiye, politikaya ve düşünce hayatına yön veren Yahudilerin hakimiyeti altındaydı. Yahudiler kale ve saray mimarisinde Şam üslubunu benimsemekle birlikte Arap kabilelerinin yaşayış tarzını sürdürmekteydiler. ...59 kaleye sahiptiler. Aynı zamanda tarım ve endüstri alanında Şam'dan getirdikleri gelişmiş tekniklerle Yesrib bahçelerini hurma, üzüm, nar ve mısırla zenginleşmesini sağladılar. Çiftlik ve kümes hayvancılığının çok ilerlemesi, tekstil endüstrisi, çömlekçilik ve tarım aletlerinin de gelişimine yol açtı. Bunun yanı sıra Yahudiler
kimi aşırı davranışlarla cömertlik, şiir ve silah merakı gibi konularda çevrelerini kuşatan Araplardan oldukça etkilenmişlerdi. En önemli ve aslında Mekke ekonomik hayatının da çok fazla yabancısı olmadığı ticari etkinlikleri, dünya ünlü özellikleri olan tefecilikti. Yesrib'de iki kabile yaşıyordu. Bunlar Mağrib Barajı'nın yıkıldıktan sonra Kuzağı kabilesinin göçüyle kuzeye yönelen Yemenli Yezd sülalesinden gelen Evs ve Hazreç kabileleriydi. Evs kabilesi, Beni Kureyza ve Beni Nadir yakınındaki El Evali'de yaşıyordu. Hazreç ise, Beni Kaynuka'nın aşağısında yerleşikti. O dönemde Araplar yerleşik bir şehir hayatı ve tarımla ilgili değillerdi. Araplar, daha ziyade ticaret ve avcılıkla uğraştıklarından Yesrib'deki yaşam Yahudilerin kontrolü altındaydı. Yönetimdeki bu etkinlik, Evs ve Hazreç kabileleri arasında düşmanlık ve çatışmaları körüklüyordu. Bu iki kabile arasındaki son savaş, hicretten 5 yıl önce Buez gününde gerçekleşti. Bu savaşta Evs kabilesi Beni Nadir ve Beni Kureyze kabileleriyle birleşen Hazreci büyük kayıplarla bozguna uğrattı. Her iki kabile arasındaki komplolar Yahudilerin Yesrib'deki hakimiyetine belli bir süre için kesintiye uğrattı. Bu arada Buez savaşında tarafsız kalan Hazreçli Abdullah bin Ubay bin Salul Yesrib krallığına aday gösterildi. Savaş, Evs ve Hazreç kabilelerini durumları üzerine düşünmeye ve barış içinde bir arada yaşamanın koşullarını araştırmaya sevk etti. Hazreti Ayşe şöyle diyordu. Bu ezgünü, Allah'tan elçisine bir armağandı. O geldiğinde Yesribliler silahlanmış, birbirlerini öldürmekle meşguldüler. Allah, elçisinin bu insanlara İslam'ı tebliğ etmesi için böyle bir gün seçmişti. Ensar'la ilk bağlantılar hac döneminde gerçekleşti. Peygamber Mina yakınlarında Hazreç'ten bir heyetle buluştu ve neden oturup söylediklerimi dinlemiyorsunuz dedi. Ardından Yüce Kur'an'dan ayetler okuyarak onları İslam'a davet etti. Hepsi Müslüman oldular ve Yesrib'e döndüler. Onu Hazreç'ten, ikisi Evs'ten, 12 Yesribli, bu ezden sonra iki kabile arasındaki uyumun ilk işaretlerini simgeliyordu. Hazreç'te Ubey bin Es-Samet, 1. Akabe biatının şahitlerindendi. Bu 12 adam arasında ben de vardım dedi. Allah'a ortak koşmayacağımıza, hırsızlık yapmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, iftira etmeyeceğimize, haktan ayrılmadıkça ona itaat edeceğimize söz verdik. Allah'ın elçisi de bize eğer sözünüzü tutarsanız ödülünüz cennet olacak. Fakat bu konuda hile yaparsanız o zaman cezalandırmak veya affetmek Allah'a kalmıştır dedi.
Bu yemin töreninden sonra Ensarlılar Medine'ye dönerken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Kur'an'ı ve İslam dinini öğretmek üzere Musab bin Ümeyr'i onlarla birlikte yolladı. Böylelikle Musab, Medine'deki ilk öğretmen olarak görevini layığıyla yerine getirdi ve ikinci Akabe biatından önce Mekke'ye geri döndü. İkinci Akabe biatı. Muhammed. İslam, Kureyş'in eziyetlerinden kaçan Müslümanların sığındığı Medine'de hızla yayılıyordu. Ka'b bin Malik, ikinci Akabe biatını yaşayanlardan biri olarak gördüklerini şöyle aktarıyordu. Dinimizi öğrenmiş ve namaz kılan hacılar olarak Akabe'de peygamberle buluşmak üzere yola koyulmuştuk. Bu buluşmayı kervanda bize eşlik eden putperestlerden gizliyorduk. Gecenin üçte bir geçene kadar uyuyormuş gibi yapıp sonra peygamberle buluşmak üzere çadırlarımızdan ayrılıyorduk. Yavaşça, bir kaya kuşu kadar sessiz bir şekilde hepimiz Akabe yakınında toplandık. ...73 erkek ve 2 kadındık. Orada Allah Resulü gelene kadar bekledik. Onunla birlikte hala atalarının dinine inanan amcası Abbas da gelmişti. Müslüman olmamasına rağmen Abbas yeğenini güvenilir ellere teslim etmek istiyordu. İlk önce Abbas konuştu. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda ne kadar itibarlı olduğunu, onu koruyup kabilesi ve ailesi içinde şerefli ve saygın bir kişi olarak davrandığımızı biliyorsunuz. Buna rağmen o sizi seçti ve Medine'ye göç etmek istiyor. Bu nedenle eğer sözünüzü tutup onu koruyacaksanız alın. Fakat size geldikten sonra onu ele verecekseniz çekip gidin. Ensar söylediklerini duyduk dedi ve devam etti. Ey Allah'ın Resulü, sen konuş. Kendin ve Rabbin adına istediğini seç. Kur'an okuyup İslam dinini ve Allah'ı anlattıktan sonra peygamber, bana verdiğiniz sözlerden sonra beni ailenizi koruduğunuz gibi koruyacaksınız dedi. Bunun üzerine Bera bin Maruf peygamberin elini tuttu ve seni hakla gönderen Allah'a andolsun ki öyle yapacağız. Ey Allah'ın Resulü, biatımızı kabul et. Çünkü biz savaşçı ve silahları babadan oğula geçen bir topluluğuz. Ebu el-Heysem bin At Tayhan Beran'ın sözünü keserek şöyle söyledi. Biz Medine'deki Yahudilerle bağlarımızı koparıyoruz. Sana biat edersek ve Allah da sana zafer verirse kendi halkına dönüp bizi bırakmayacağına söz verir misin? Peygamber gülümsedi ve hayır, siz benimsiniz. Ben de sizinim. Savaştığınızla savaşır, barıştığınızla barışırım dedi. Sonra şöyle devam etti. Bana aranızdan 12 lider seçin. Onlar da 9'u Hazreç'ten, 3'ü Evs'ten olmak üzere 12 kişi seçtiler. Peygamber onlara dağılmalarını söylediğinde şeytanın Kureyş üzerinde bağırdığını işittiler.
Abbas bin Ubeyd bin Nedle şöyle dedi: seni hakla gönderen adına söyle, Mina eteklerinde oturanları yarın kılıçlarımızla oradan söküp atalım ister misin? Henüz İslam için savaşmakla emrolunmadığını söyledi ve onları çadırlarına geri yolladı. Ertesi sabah bir grup Kureyşli lider Medinelilerle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir anlaşma yapıldığı haberini teyit etmek üzere toplandılar. Evs ve Hazreç kabilesinden putperestler böyle bir anlaşmanın yapılmadığını söylediler. Müslümanlarsa hiçbir şey belli etmemeye çalışıyordu. Her şey yolunda gitti ve Ensar peygamberin gelişini beklemek üzere Medine'ye doğru yola çıktı. Medine'ye göç. Göç edilecek yer, Yüce Tanrı tarafından peygambere vahyedilmişti. Hazreti Ayşe, bu konuda peygamberin şöyle söylediğini aktarmaktadır: rüyamda Mekke'den hurma ağaçlarıyla dolu bir yere göç ettiğimi gördüm. Bunun üzerine bazıları oranın Yemame, bazıları da Hecr olduğunu düşündü. Fakat orası Yesrib, yani Medine'ydi. Mekke putperestleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarını incitmeye devam ediyor. Peygamber ise kendisine savaşma emri verilmediğini, bu nedenle sabırlı olmaları gerektiğini söylüyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem göç ettiğinde Allah'ın vahyi de geldi. Onlara kendilerine eziyet eden kafirlerle savaşmak için izin verilmiştir. Şüphesiz Allah'ın yardımı onlara yeter. İlk muhacirler, göçmenler. Muhammed. Medine'ye ilk göçenler arasında Ensar'a yeni dini öğretme görevini üstlenen Musab bin Ümeyr ile Abdullah bin Mektum da vardı. Yine İslam'dan dönmesi için yapılan baskı ve eziyetlere dayanamayarak Ebu Seleme bin Esed de göç edenler arasına katıldı. Ardından bütün servetini Kureyşlilere bırakarak Süheyl el-Rumi'de göç yoluna koyuldu. Allah diyor ki: İnsanlardan öyleleri de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini Allah'a satar. Allah kullarına karşı merhametlidir. Bakara 207. Ömer bin Hattab bu göç hikayesini şöyle anlatıyordu: Mekke'nin birkaç mil dışında Ayyaş ve Hişam'la buluşacaktım. Ancak Kureyşliler muhtelif işkencelerle önce Hişam'ı ardından da Ayyaş'ı İslam'dan döndürmeye muvaffak oldular. Göçmenlerin çoğu peygamberin gelişinden önce Kuba'da da Beni Amr bin Af'la birlikte kalıyorlardı. Kiba mescidinde toplanır, göçmenler arasında Kur'an'ı en iyi bilenlerden Ebu Huzeyfe'nin yardımcısı Salim bin Makil'in imamlığında namaz kılarlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti. Muhammed. Allah şöyle buyurdu: şayet siz peygambere yardım etmezseniz, Allah ona yardım etmiştir. Çünkü kafir olanlar onu ikiden biri olarak Mekke'den çıkarmışlardı. O ikisi mağaradayken arkadaşı Ebu Bekir'e üzülme, Allah bizimle beraberdir demişti. Allah da ona rahmetini ve sükunetini indirdi. Ve sizin görmediğiniz ordularla onu güçlendirdi.
Kafirlerin şirke davet sözlerini pek kıymetsiz kıldı. En yüce söz Tanrı sözüdür. Allah azizdir, hakimdir. Kureyş, özellikle peygamberle Yesribliler arasındaki biatleri duyduktan ve Müslümanların akın akın Medine'ye göç ettiğini gördükten sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir suikast düzenlemeye karar verdiler. El-Zehri hicreti şöyle anlatıyor. Peygamber, hac mevsiminden sonra Zilhicce'nin kalan günleri ve Muharrem'le Sefer ayı boyunca Mekke'de kalmaya devam etti. Ensar çoktan Medine'ye dönmüş olduğundan Kureyşli müşrikler peygamberi öldürme planı yapmaya başlamıştı. Putperestler Medve'de toplanarak peygamberi öldürmek üzere her kabileden güçlü, güvenilir ve genç bir adam seçmeyi kararlaştırdılar. Seçilen silahlı gençler Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hep birlikte saldıracaklardı. Suikastçılar öldürmeye hazır bir şekilde evinin önünde beklemeye başladılar. Peygamber evden çıktı ve Allah müşriklerin onu görmesini engelledi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem avucuna aldığı bir parça toprağı yanlarından geçerken başlarının üstüne serpiyor ve şu ayeti okuyordu. Biz onların önlerine, arkalarına ve üstlerine set çektik ta ki göremesinler. Onlar peygamberin evinin önünde beklemeye devam ederken karşı taraftan gelen bir adam onlara orada ne yaptıklarını sordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi beklediklerini söyleyince adam onun az önce yanından geçtiğini söyledi. Pencereden içeri baktılar ve içeride peygamberin yatağında onun örtüsüne sarılmış birinin yattığını gördüler. İçeridekinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğundan emindiler. Şafak vakti Ali bin Ebu Talip örtüye sarılı bir halde evden çıktı ve suikastçılar entrikaların boşa çıktığını anladılar. Allah diyor ki, ey Habibim, hani kafirler seni hapsetmek, öldürmek ya da Mekke'den dışarı çıkarmak için tuzak kurmuşlardı. Onlar tuzak kurarlar. Allah da tuzaklarını boşa çıkarır. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Enfal 30. Peygamber Ebu Bekir'e geldi ve Allah'ın hicret etmelerine izin verdiğini söyledi. Kendisinin de peygamberle birlikte gidiyor oluşuna çok sevinen Ebu Bekir, yolculuk için iki deveyle birlikte rehber olarak Abdullah bin Ureykit'i kiraladı. İronik bir biçimde Mekkeli müşrikler hayatına kastettikleri halde hala en önemli mallarını El Emin dedikleri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme teslim ediyorlardı. Bu sebeple peygamber Ali bin Ebu Talib'e emanetleri sahiplerine teslim etmesi için Mekke'de kalması gerektiğini söyledi. Allah en doğrusunu söylemektedir. Onların sözlerinin seni mahzun ettiğini biliriz. Fakat üzülme. Çünkü o zalimler seni değil, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Enam 33. Allah'ın elçisi kendisini inkar eden memleketini terk etmek zorunda kalmıştı. Ayrılırken Mekke'yi Mescid-i Haram'ı gören tepelik bir yerde durdu ve şöyle dedi. Yeryüzünde benim için senden daha güzel bir yer yok.
Halkım beni mecbur etmeseydi seni asla terk etmezdim dedi. Allah buyurdu ki, ey iman eden kullarım, şüphesiz benim yeryüzüm geniştir. Artık ancak bana ibadet edin. Ankebut 56. Peygamber ve yoldaşı Ebu Bekir Mekke'yi gizlice terk ettiler. Ebu Bekir Abdullah'a şehirden ayrıldıkları fark edilince insanların neler konuştuğunu öğrenmesini söyledi. Ayrıca yardımcısı Amr bin Füheyre'ye izlerini silmek için koyunlarıyla arkalarından gelmesini emretti. Ebu Bekir peygamberi korumak üzere bir önünde bir arkasında kah solunda kah sağında yürüyordu. Sevr mağarasına geldiklerinde kontrol etmek için içeri önce o girdi. Mağara güvenli görünüyordu. Gece olunca Ebu Bekir'in kardeşi Esma gizlendikleri mağaraya yiyecek getirdi. Birdenbire Allah mağaranın girişini neredeyse tamamen kapatan, üstünde iki güvercinle yuvalarının bulunduğu bir akasya ağacı yaratıverdi. Mağara girişiyle ağacın arasında da bir örümcek ağı bulunuyordu. Yerlerin ve göklerin yegane sahibi Allah'tır. Koyun sürüleri tarafından izleri örtülmüş olmasına rağmen Kureyşliler onları saklandıkları mağaraya kadar izlemeyi başardı. Mağaranın dışında durdular ve örümcek ağını görünce nasıl olsa içeride kimsenin olamayacağını, bu nedenle mağaraya girmeye gerek olmadığı kanaatine vardılar. Peygamber, ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişiyi düşün dedi. Bu konuşma Kur'an'da şöyle geçmektedir. Her ikisi mağarada bulundukları sırada arkadaşına, hüzne kapılma, Allah bizimle beraberdir dediği zaman. Tevbe 40. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi Kureyş'e getirene 100 deve değerinde büyük bir ödül vaat edilmişti. Bu ödülü işiten Süraka bin Malik bin Yaşem gözüne hırs bürümüş bir şekilde çölde muhacirleri arıyor ve az kalsın yakalıyordu. Peygamber'e ve Ebu Bekir'e çok yaklaşmıştı. Ancak atı 3 defa kuma saplandı ve sonunda devrildi. Allah'ın onları koruduğunu hissediyordu. Şöyle söyledi. Ben Süraka bin Yaşem. Söz veriyorum, size zarar vermeyeceğim. Sadece konuşmak istiyorum. Peygamber Ebu Bekir'e Süraka'nın ne istediğini sordu. Süraka, peygamberden kendisini affettiğini belgeleyecek bir mektup istedi. Peygamber, ya bir gün İran kralı olursam dedi ve Amr bin Füheyre'ye bir parşömen üzerine anlaşmayı yazıp Süreka'ya vermesini söyledi. Böylece Müslüman olan Süreka yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını gidermek istedi. Ancak onlar sadece müşriklerin dikkatini dağıtmasını istediler. Gerçekten yıllar sonra Hazreti Ömer halife olduğunda Süreka'yı yeni fethettiği İran'a vali atadı. Küçük kervan Ümmü Mabed el-Huzayye'nin yanından geçerek Medine'ye doğru yoluna devam ediyordu. Kadının diğer hayvanlarla birlikte otlamaya gidemeyecek kadar zayıf bir keçisi vardı ve bir damla bile süt vermiyordu. Peygamber, Allah'ın adıyla karınları doyurabilmek için hayvanı sağmaya başladı. Süt gelince Ümmü Mabed, Ebu Bekir ve peygamber
sırayla doya doya süt içtiler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ailenin daha sonra içmesi için bir kabı sütle doldurdu. Abu Mabed eve geldiğinde evlerinin yanından geçen bu kutsal insanı ve bütün bu olan biteni detaylarıyla anlattı. Abu Mabed o kişinin herkesin sözüne ettiği Kureyşli adam olduğunu söyledi. Rehberleri, Abdullah onları Mekke'den sahile doğru, o zaman kullanılmakta olan yolun dışında bir yoldan götürmüştü. Asfa'nın güneyindeki ana yolla buluşana kadar önce batıya, sonra kuzeye ve daha sonra da doğuya doğru ilerlediler. Ana yoldan olabildiğince uzak kalabilmek için zikzak çiziyorlardı. İbni Hişam'a göre rehber onları El Arca'ya kadar götürdü. Develer çok yorulunca Peygamber ve Ebu Bekir aynı deve üzerinde bir süre yol aldılar. Evs bin Hicr isminde Eslemli biri onlara yardım etti ve Peygamber'e onu Medine'ye kadar götürecek olan İbni El Rida adlı deveyi ödünç verdi. Adam ayrıca yanlarına Mesud bin Hümeyde isimli genç bir yardımcı da vermişti. Kılavuz onları El Arca'dan çıkarıp Rekuba'nın sağında bulunan Seniyatiliyer'in üzerinden Bedrim içlerine, oradan da Beni Amr bin Af kabilesinin yaşadığı Kuba'ya ulaştırdı. Takvimler 12 Rebiyel Evvel pazartesini gösteriyordu.